Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Mikro Orijinal yayınlarının hazırladığı TYT IT Geometri Soru Bankası kitabında kare konusundaki açı ve kenar özellikleri testin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABC'de kare verilmiş, bir kenarda 12 verilmiş. O zaman bir kenar 12 olduğundan dolayı buraya 5 kaldı. Burası da 12. Pisagor 5, 12, 13 üçgeninden cevap 13 çıkar. Geldik ikinci soruya. Bunlar birer kare verilmiş. O zaman bu karenin her bir kenarı 3, 3, 3. Diğerinin her bir kenarı 7, 7, 7 yapacaktır. Burası 3 ya. Buraya 4 kaldı. Burası da 90 olduğundan Pisagor. Yani 3, 4, 5 üçgeninden x'i 5 olarak buluruz. Örnek 3'teyiz. Kare olduğundan dolayı bütün kenarlar birbirine eşit yazdık. Burası tamamen 90 derece olacağından 50'si buradaysa buraya 40 kaldı. Burada bir ikizkenar çıktı. Tepe açısı 40 olan ikizkenar üçgenin taban açıları 180'den 40 çıkar, 2'ye böl. 70, 70 olur. Tamamı 90 olduğundan alfayı da kaç buluruz? 20 olarak buluruz. Örnek 3, 20 çıktı. Geldik örnek 4'e. ABC'de kare ve şu karenin eşitlerini kayalım. Ve bu bir eşkenar üçgen verilmiş. Buradaki eşitleri de koyalım. Ne çıktı? Hocam eşkenar üçgenden dolayı 60'ar dereceler çıktı. Tamamı 90 olduğundan burası 30 oldu. Ve şu üçgen nasıl bir üçgen? İkizkenar üçgen. Tepe açısı 30 derece olan ikizkenar üçgen. 180'den 30 çıkart, 2'ye böl. 75, 75 yapar. Yani x'i böylelikle 75 derece olarak buluruz örnek 4'te. Geldik örnek 5'e. Bu bir kare olarak verilmiş. 7 ve 9'dan dolayı bir şeyler yapabiliriz. İşte şurayı mı bulalım, burayı mı bulalım, burayı mı bulalım? Karenin kenarı isteniyor bizden. Tabii ki şurayı bulmak daha mantıklı. Yani x. Burada dikten dik çizim bir şey Öklit bağıntısı var. 9'a ait Öklit bağıntısı da şu. Burada Öklit bağıntısı var ya, dikten dik çizilmiş. Sağ tarafta sağ dayalı Öklit bağıntısı. Yani şu çarpı tamamı olacak. X'in karesi eşittir 9 çarpı tamamı kaç yapıyor bunun? 16. O da 144 yaptı. X kare 144'e eşit olduysa x de böylelikle 12 çıkar örnek 5'te. Geldik örnek 6'ya. 6 karenin bir kenarı 6, 6'yı yazdık. İkiz kenarda tabanda mevcutsa insan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Tabanı kes parçalayabilir. 3, 3. Şurada ne çıktı? Bir dikdörtgen çıktı. Tabii şurada da bir dik üçgen var. 3, 5. 3, 4, 5 üçgeninden 4 oldu. Burası 6 ise burası da kaç yapar? 6 yapar. Yani x'i böylelikle 2 olarak buluruz. Evet, 6. soru. Cevap 2 yaptı. Ve böylelikle buradaki testi bitirmiş oluyoruz. O zaman bir sonraki videoda köşegen özellikleri testinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.